Mobil RTV ekranlarından herkese merhabalar. Aslı Aktoprak ile Fizyoterapist Gözünden programına hepiniz hoş geldiniz. Her pazartesi saat 15'i gösterdiğinde farklı branşlardaki doktorlarımız ve farklı güncel bilgileri sizlere aktarıyor olacağım. Bugün yanımda çok kıymetli konuğumuz, nöroloji uzmanı Neslihan Gayır bizlerle sizlerin sorularını yanıtlayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam ekranları başında sizleri izleyen ve sorularını yanıtlamanızı heyecanla bekleyen izleyiciler için biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Yaklaşık 15 aydır Mersin'de Medikal Park Hastanesi'nde çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzmanlığımı İstanbul Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nden aldım. Evet. Sonrasında pek çok ülkemizin güzel şehrini gezdikten sonra soluğu Mersin'de, güzel şehirde aldım. Şimdi burada Mesut yaşıyoruz. Evet, ne mutlu bizlere hocam. Teşekkür ederim. Valla Mersin'de olduğunuz için biz de çok mutluyuz hocam. Teşekkürler. Dilerseniz yavaş yavaş halkımızın sorularını yanıtlayalım. Halkımız olur, Parkinson konusunu, demansı, Alzheimer'ı çok merak ediyor hocam. İlk olarak şunu sormuşlar, Parkinson hastalığı hangi belirtilerle başlar? Aslında en çok yaygın, herkesin aklına ilk gelen şey elde titreme oluyor. Evet doğru, bu en sık semptom. Hastayı ilk doktora götüren şikayet olarak en sık elde titreme. Ama her zaman elde titremeyle başlamaz. Bazen hareketlerde yavaşlama, bazen mimiklerde azalma, donma. Sanki hasta böyle ilgilenmiyormuş etrafla, donukmuş gibi, duygusuzmuş gibi bir yüz ifadesi. Hareketlerde bir beceriksizlik hali, yürürken dengesizlik, ayakta takılmalar, düşmeler. Hatta bazen depresyonmuş gibi başlayabilir. Ama tabii en sık elde titremeyle başlıyor. Genellikle de tek taraflı ve özellikle de istirahat sırasında bir titremeyle başlar. Yani bir iş yaparken işte mesela suyu götürürken titreyenden ziyade eli dinlenirken hiçbir şey yapmazken titreyen daha çok Parkinson'u düşündürür. Yani her el titremesi bir Parkinson hastalığı mıdır? Değildir. Değildir. Hocam. Hatta en sık görülen nedeni Parkinson değildir. Esansiyel tremor dediğimiz genellikle de iki eli tutan bir titreme şeklidir. İşte kahve içerken, çay içerken, yazı yazarken, sinirlenince ortaya çıkan bir titreme şekli. O nispeten iyi huylu bir el titremesi ama Parkinson'un titremesi dinlenirken ve tek taraflı. Genellikle de beraberinde bu hareketlerdeki yavaşlama vardır. Hastalar pek fark etmese bile vardır yani. Peki Parkinson hastalığının yaş aralığı var mıdır hocam? Şu yaşlarda daha çok görülür diyebiliyor muyuz? Yaşla birlikte sıklığı kesinlikle artıyor. Genellikle 60 yaşından sonra başlar. Hastaların büyük çoğunluğu 60 yaşından sonra başlar ama yani her yetişkinde olabilir. İşte 80 yaşından sonraki sıklığı %3 gibi. Yani yaş arttıkça sıklık artıyor. Ama genç yaşlarda da olabiliyor maalesef. Evet. Peki hocam bunun tedavi seçenekleri var mıdır? Tedavisi nasıl mümkün oluyor? Parkinson aslında şu anda bizim kökten tedavi edebildiğimiz hastalık grubunda değil maalesef. Ama çok güzel tedavi seçenekleriyle hem hayat kalitesini hem hayat süresini uzatmak mümkün. Bu konuda erken tanı önemli. Ne kadar erken tanı alır ve tedavi ne kadar erken başlar, hayatında ne kadar Parkinson'a göre düzenlerse hayat kalitesi o kadar iyi. Karşılaşacağı zorluklar o kadar az oluyor. Öncelikle tabii ki Parkinson hastalığının tanısının konması gerekiyor. Yani eli her titreyen ya da harekette her yavaşlayan Parkinson hastası değil. O yüzden nöroloji hekimi olarak biz hastayı çok ayrıntılı bir şekilde öykü aldıktan sonra, muayenesini yaptıktan sonra tetkiklerini de tamamlıyoruz. Örneğin Parkinson'a neden olan bir ilaç kullanıyor olabilir. Evet. Ya da Parkinson'u taklit eden bir hastalığı olabilir. Bunları eledik. İşte böyle bir ilaç kullanıyorsa onu mümkünse hayatından çıkardık ya da dozunu azalttık. Ya da bunların hiçbiri yok. Evet, hasta Parkinson hastası. O zaman hastaya özel bazı ilaçlar seçiliyor. İşte yaşına göre, beraberinde eşlik eden hastalıklarına göre veya Parkinson'un durumuna göre titremesi mi daha çok, yavaşlığı mı daha çok, donmaları düşmeleri mi daha çok, hastaya özel bir ilaç seçiyoruz. Parkinson hastalığında ilaç tedavisi başladık ve artık sen ömür boyu al bu ilacı git şeklinde değil. Parkinson zaman içerisinde değişiklik gösteren bir hastalık. İlerleyici, kliniğinin değiştiği bir hastalık. Dolayısıyla düzenli aralıklarla nörolog tarafından muayene edilmesi lazım hastanın. Başlangıçta farklı bir ilaç grubu, ilerlediği dönemlerde farklı bir ilaç grubu denenmesi gerekebilir. Ya da doz değiştirmek gerekebilir.
Yani çok böyle stabil aldın ilacı gittin tamam değil maalesef. Evet, evet. Biraz nörologla akraba gibi sık sık muayeneye, kontrole gelmesi gerekiyor hastanın. Ya da hastalığın seyri sırasında ortaya çıkan durumlara göre ilaçlarında değişiklik yapılabilir. Bir süreden sonra artık ona nörolog karar verecek. Hastada ilaçlarda çaresiz kaldığımız, çok fazla, çok sık ilaç kullanmak zorunda olduğumuz ve hastanın böyle birden kapandığı, hiç hareket edemediği, birden açıldığı, on-off dönemlerinin olduğu bir evre var. Bu evrede artık ilaçlarla birlikte hastaya Parkinson pili dediğimiz, beyne yerleştirilen bir elektrot yardımıyla, bir de cilt altında onun bir aparatı var. Parkinson pili dediğimiz bir tedavi seçeneği de mümkün. Bu pil sayesinde hastanın ilaç miktarı, ilaç sayısı, günde kullandığı ilaç adedi azalabiliyor ve hayat kalitesini çok değiştiriyor. Evet. Peki hocam, Parkinson hastalığı ilerleyici dediniz. Genetik mi peki? Ailesellik mi? Var ama mutlak değil. Daha genç yaşta başlayanlarda daha ailesel, yani ailenin diğer bireylerinde de olma ihtimali bir tık artırıyor ama ailede bir kişide Parkinson var diye hani herkeste de olma ihtimali yükseldi anlamına gelmiyor. Yine de ailede birinde Parkinson varsa diğer aile bireyleri daha erken uyanık davranması gerekiyor. En ufak bir değişiklik hissettiğinde kendinde. Bir miktar, çok yüksek oranda olmasa da ailesellik var. Evet. Şey vardı, fizik tedavide çalışırken hocam Parkinson hastası çok fazla alıyordum. Evet. Tabii bunun da dereceleri vardır ama mesela Parkinson'lu bir hasta umudunu kaybetmiş bir şekilde fizik tedavi ünitesine geldiğinde ona 3 aylık bir tedavi protokolü kişiye özel, tanıya özel ayarladığımızda, uyguladığımızda ondaki gelişim hem bizleri çok mutlu ediyordu hem hastaları çok mutlu ediyordu hocam. Parkinson hastalığı fizik tedaviye iyi cevap veren bir hastalık. Evet. Ama asla ilaçsız değil yani. Değil, mutlaka evet. Hasta hareket edecek, ona uygun egzersizleri yapacak ama tedavisine çok sadık olması gerekiyor Parkinson hastasının. Kesinlikle hocam, çünkü gelen hastaların bazıları çok fazla doktor hikayesiyle karşılaştığı için bir yani psikolojik olarak sıkıldığından bahsediyordu. İlaçlarını evet. ihmal ediyordu, doktor kontrolünü ihmal ediyordu. Biz ona hangi tedavi protokolünü uygularsak uygulayalım gerileme başlıyordu hocam. Tabii. Yani dediğiniz gibi tabii. ilaçsız ve doktor kontrol olmadan maalesef mümkün olmuyor. Bir de olmuyor. Parkinson hastalığında şöyle bir dezavantaj var. Tabii ki fiziksel engelliliğin getirdiği bir depresif reaksiyon oluyor. Ama hasta bunu kafaya takmıyorum dese bile hastalığın seyri sırasında bir aşamada, başlangıçta, ortasında, sonunda depresyon, anksiyete, ajitasyon dediğimiz huzursuzluk, hırçınlık ortaya çıkabiliyor. Bu bazen hastalığın seyri nedeniyle oluyor. Bazen de ilaçların yan etkisi olabiliyor evet. maalesef. O yüzden böyle bir şeyle karşılaştığı zaman pes etmek yok yani. Yine nöroloğun kapısını çalacak. Ya bak ben böyle oldum. İşte bir tuhaf oldum. Huyum suyum değişti. Nörolog ona göre bir çare mutlaka bulacaktır. Evet. Hocam izleyiciler bunamayı çok merak etmişler. Her unutkanlık bunama mı diye sormuşlar hocam. Unutkanlığın büyük çoğunluğu bunama değil. Evet. Yani bize unutkanlık şikayetiyle başvuran hastalarda en sık neden kesinlikle bunama değil. Neyse ki. Ama şu bir gerçek. Nüfus yaşlanıyor. Yani artık daha uzun yaşıyoruz. Dolayısıyla ya o da tıpkı Parkinson hastalığı gibi bunama da yaşla sıklığı artan bir hastalık. Nüfus yaşlandıkça daha sık bunama göreceğiz. Görüyoruz da. Maalesef. Ülkemizde de dünya ortalaması gibi hem yaş uzuyor hem Alzheimer ve bunama, diğer bunama tipleri sıklığı artıyor. O yüzden unutkanlık olduğunda tabii ki doktora gideceğiz ama korkmaya gerek yok. Yani en sık neden o değil. Günümüzde sanırım en sık neden biraz kafaların meşgul olması. Evet, hocam. Dikkatler dağınık. Yani belki telefonlar yüzünden, belki çok fazla uyaran olması yüzünden ya da belki hayat şartları, insanların kafası stres çok faktörleri. Meşgul, stres faktörleri. Evet. Kafalar çok meşgul. Aynı anda bir sürü şeyi düşünüp halletmeye çalışıyoruz ve genel olarak da kaygılı bir toplumuz. Her şeyi kafaya takan, bizim çözemeyeceğimiz, bizden çözüm beklenmediği halde kafaya taktığımız çok şey var. O yüzden de çok odaklanamıyoruz, o anı yaşayamıyoruz. O ana dikkatimiz tam olarak o anda değil. O yüzden biraz fazla unutuyoruz. Evet. O unutkanlığın tipini bir nörolog muayene esnasında hastadan aldığı öyküyle, yapacağı testlerle rahatlıkla ayırır.
Bu bir demans, yani bunama unutkanlığı mı, yoksa başka bir sebepten mi kaynaklanan bir unutkanlık? Onu nörolog ayırt edebilir. Size de unuttuğunuzda yani ihmal etmeyin. Evet. Peki başka belirtileri var mı hocam bunamanın? Tabii bunama, demans, bunun ikisi aynı şey. Belki Alzheimer geliyor herkesin aklına. Evet. Ona bir açıklık getireyim mi önce Aslı Hanım? Hocam Alzheimer nedir, bunama nedir, demans nedir? Ayıralım, kafalarda netlik olsun. Bunama çatı bir tanı. Eş anlamlısı demans. Var olan akli melekelerin zamanla kaybolması. Alzheimer bunun en sık nedeni. Dünyada da, ülkemizde de en sık nedeni Alzheimer hastalığı. Ama bununla beraber tıpkı Alzheimer gibi bunamaya neden olan, unutkanlığa neden olan başka demans tipleri de var. İkinci sırada da vasküler demans dediğimiz, yani beyin damar hastalıkları yüzünden olan bunama var. Alzheimer ve vasküler demans bunamanın aşağı yukarı %80'i neden olarak. O yüzden bunama dediğimizde Alzheimer ya da vasküler demanstan bahsediyor olma ihtimalimiz çok yüksek. Ama her şartta başka tipi de olsa, Alzheimer da olsa, vasküler demans da olsa, tabii ki unutkanlığın dışında pek çok semptomla, şikayetle hastalık kendini belli edebilir. Mesela günlük kullandığı eşyaları eskisi gibi kullanmayı becerememe. Çok basit. Çatalı nasıl batıracak? Bıçağı nasıl kullanacak? Anahtarı nasıl çevirecek? Basit gündelik eşyalarda bile kullanmakta zorluk. Araç kullanmada zorluk olabilir. Yüz tanıyamama, tanıdığı kişileri çıkaramama, isim hatırlayamama, dış mekanda veya ev içinde yönünü kaybetme. Şimdi nereye gidecektim? Burası neresiydi? Hem onu hatırlayamama ya da tuvalete gidiyorum diye başka odaya gitme. Bu şekilde de ortaya çıkabilir. Bazen yaşlılık demans, yaşlılık depresyonuyla demans da karışabiliyor. Yani hasta aslında demans ama mutsuzmuş gibi, depresyona girmiş gibi, keyifsizmiş gibi ya da huzursuz, hırçın, uyusuyu değişmiş, eskisi gibi değil, her şey kızar olmuş. Böyle bir mizaç değişikliği şeklinde de gelebiliyor. O zaman işte dikkatten kaçıyor maalesef. Evet. Unutkanlık mutlaka doktora götürüyor da diğer şikayetler dikkatten kaçabiliyor. O zaman ilerlemiş olarak gelebiliyor hastalar. Evet. Hocam benim bir sorum var. Bu demanslı Alzheimer'lı hastalar geldiğinde daha çok zaman zaman geçmişe gidiyorlardı. Hani çocuklukta kalmış oluyorlardı ya da ilk evlendiği yıllarda kalmış oluyorlardı. Ya da unutamadığı bir anı varsa içinde. Oraya onu takılıyor. Anlatıyordu. Peki her Alzheimer hastasının, yani ben mesela örnek veriyorum, ortalama bir rakam, 100 tane Alzheimer'lı hastayı tedavi etmişsem 95'inde bununla karşılaşmıştım. Evet. Bunun özel bir nedeni var mı? Güzel bir şey tarif ettiniz aslında Aslı Hanım. Özellikle Alzheimer'da yakın zaman gider. Yani yakın zamanda öğrendiği şeyi tam olarak öğrenemez, depo hafızaya atamaz. Yeni tanıştığı insanın ismini hatırlayamaz ama 30 yıldır bildiği kişi bilir. Ya da az önce ne konuştuğunu unutur ama 50 yıl önce düğünde çıkan kavgayı iyi hatırlar mesela. O yüzden mesela 10 yıldır yaşadığı evi tutturur, burası benim evim değil diye. Ama 30 yıl önce yaşadığı evi hatırlar, oraya gitmek ister. Kafa orada sabit kalmış gibidir. Eskiler hastalığın başında ve ortasında. Eski anılar korunuyor ama zamanla onlar da gidiyor maalesef. Bir süre sonra onlar da, büyük çoğunluğu gidiyor yani. Bir süre sonra mesela yakını, tam çok sık görmediği insanları unutması başlangıçta. Ama sonra çocukların isimlerini unutuyor, çocuğunu tanımıyor. Kimsin sen diyor, niye geldin buraya diyor. Evet. Benim paramı mı çalacaksın diyor. Evet. paranoyak oluyorlar maalesef. Zamanla ilerledikçe hastalık, beyindeki yıkım devam ettikçe eskiler de gidiyor maalesef. Gidiyor. Peki hocam tedavisi mümkün mü? Tedavisi var mı? Şimdilik yok. Ama erken tanıda kullandığımız ilaçlarla demansın ilerleyişini yavaşlatabiliyoruz. Hastanın ömrünü uzatabiliyoruz. Daha önemlisi, eninde sonunda yatağa bağımlı olacak bu hastalar. O yatağa bağımlı olma süresini uzatabiliyoruz ve ortaya çıkabilecek ek başka hastalıkları büyük ölçüde azaltabiliyoruz. Çünkü yürüyememekten, iyi yemek yiyememekten, hareket edememekten, üstünü başını giyinememekten, aktif olamamaktan kaynaklanan pek çok ek hastalık geliyor demans hastalarında.
onları azaltabiliyoruz veya ortaya çıktığı zaman bir çözüm üretebiliyoruz. Bir de bir grup hasta var. Demans gibi geliyorlar ama aslında bunlar önlenebilir ya da tedavi edilebilir grup. Küçük bir grup ama atlarsanız, geç kalırsanız tedavi edilme şansını kaybedebiliyorlar. Evet. O yüzden şüphelenildiğinde, bir tuhaflık fark edildiğinde en yakın zamanda nöroloğa gidilmeli. Bu doktorun muayenesinde ortaya çıkabilir. Kan tahlilleriyle ortaya çıkabilir. Bazı vitamin eksiklikleri mesela demansmış gibi, bunamaymış gibi kendini gösterebiliyor. Veya beyin filmi çekilerek, tomografi veya MR çekilerek ayırt edilebilir. Hı hı. Bunlar erken zamanda fark edildiğinde o geri dönüşlü grup, tedavi edilebilir grup çok güzel cevap veriyor tedaviye. Onları atlamamak bizim için çok önemli. Evet. Peki hocam, demanstan, Alzheimer'dan korunmanın bir yolu var mı? Aslında var. Alabileceğimiz tedbirler var. Madem yaşlanacak beynimiz, evet. Eninde sonunda bu risk bizi bekliyor. Yaş arttıkça Alzheimer ve diğer demansların riski artıyor. Alabileceğimiz çok güzel tedbirler var. Birinci kural aslında beyni kullanmak. Çocuklukta, gençlikte, erişkinlikte, orta yaşta beyninizi ne kadar aktif kullanırsanız beyin sizinle o kadar uzun süre kalıyor. Evet. Alzheimer olacaksanız da, vasküler demans olacaksanız da yaş öteleniyor. Daha geç oluyorsunuz. Olunca daha hafif geliyor. Seyri daha iyi gidiyor. Beynini gençliğinde ne kadar aktif kullandıysa biri, ne kadar zorladıysa, ne kadar çok çalıştırdıysa o kadar avantajlı. Evet. İkinci bir kural, iyi beslenme. Kalp için, damarlar için ne iyiyse beyin için de aynı şey geçerli. Akdeniz tipi beslenme, hayvansal gıdaları biraz azaltma, çok yemek yememe, karbonhidratı ağır değil de yani karbonhidratı biraz daha az veya işte karmaşık şeker dediğimiz grubu tüketip protein, yağ, sebze, meyve onları da tüketme, dengeli sağlıklı beslenme, mutlaka egzersiz yani nasıl zihin egzersizi lazımsa fiziksel egzersiz de lazım. Evet. Vücudumuza iyi gelen, fiziksel olarak bize iyi gelen her şey beynimize de iyi geliyor. Yeni şeyler öğrenmek çok etkili. Yani bu bir dil olabilir, enstrüman olabilir. Bir şeyler ezberlemek. Ezberlemek olabilir ama yapmayı öğrenmek daha güzel. Bir el işi olabilir, bir dans olabilir. Mesela dans bence çok pratik. Hem sosyal olarak başkalarıyla temas halinde oluyorsunuz. Evet. Çok büyük bir avantaj. Hem fiziksel olarak aktivite, hem zihinsel olarak aktivite. Bir şeyleri öğrenmek, bu her yaşta, yaşlandıktan sonra da, Alzheimer olduktan sonra da bir şeyleri öğrenmek için uğraşmak zihni gençleştiriyor. Sosyal olmak, yani izole yaşayan, kimseciklerle çok görüşmeyen, kendi halinde insanlar bu konuda biraz dezavantajlı. Ne kadar çok insanla temas ama keyifli temas, yani gerginlik, stres, yaratan ortamlar değil de keyif aldığınız, sohbet ettiğiniz, ortamlarda insanlarla vakit geçirdiyseniz o bir avantaj. Kronik hastalıklarınızı çok iyi tedavi ettirmeniz lazım. İşte şekeriniz var, kalbiniz var, tansiyonunuz var, kolesterolünüz var ama ilaçlarınızı kullanmıyorsunuz. Nasıl onlar kalp damarlarını tıkıyor? Aynı şekilde beyin damarlarını da tıkıyor. Size bir felç geçirtmese bile beyni minik 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 yiyor ve demans riskini artırıyor. Böyle kronik hastalıklar varsa mutlaka güzel tedavi edilmesi. Bunlara dikkat edilirse büyük ölçüde tedbir alınmış olur. Evet. Peki hocam, demans ve Alzheimer hastalığına yakalanmış kişilerin karşılaştığı problemler genelde neler oluyor? Başlangıçta hasta kaybını fark ediyor. Yani evet. Yapabildiği, becerebildiği bir şeyler vardı. Artık onu yapamıyor. Bu onda ruhsal çöküntü yapabilir. Yani bir depresyona neden olabilir. Anksiyet, yani kaygı bozukluğu yaratabilir. Ben şimdi ne yapacağım? Sinirli olabilir. Açıklarını kimse fark etmesin diye şaka yaparak ama bazen de sinirlenerek, üste çıkmaya çalışarak, kapatmaya çalışabilir. Başlangıçta en çok zorluk bu. Sonra kabullendi, ilacı başladı. Hayatının düzenini buna göre ayarlamak zorunda. İşte ben şunu unutuyorum, o zaman böyle bir tedbir alacağım diye. Orta evreye geldikten sonra başka problemler çıkıyor. Biraz artık daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Hem hasta için hem yakınları için. Evet. Hala orta evrede mobil, yani ayakta, yürüyebilir,
İşte dışarı çıkabilir, araç kullanabilir ama mutlaka hata yapar. Kullanmasa çok güzel, çok güvenli. Ama aklı tam başında değil. Bu hem yürüttüğü işleri bozuyor hem de bakım velinin işini zorlaştırıyor. Çünkü ben gideceğim diye tutturuyor mesela ama onu ikna edemiyorsunuz. Ya sen unutuyordun ya ama bir anlam ifade etmiyor artık onun için. Başlangıçtaki gibi değil. Daha hırçın, daha huzursuz olabiliyor. Bazen hayaller geliyor. Böcekler, kediler, ölen akrabalar, annesi babası ya da işte eve hırsız geldi, bir şeylerimi çaldı, sen benim eşyalarımı çalıyorsun, beni zehirliyorsun demeler. Halüsinasyon da görebiliyor mu? Halüsinasyon görebiliyor, paranoyalar gelişebiliyor. Bu da bakım veren kişinin işini çok zorlaştırıyor. Bir de tutturmalar oluyor. Evet. Yani öğrenemiyor çünkü. Yeni bir şey asla öğrenemiyor. Bunu böyle yap anne. Tamam ama bir dakika sonra gidiyor. Tekrar aynı hata, tekrar aynı hata. Burada biraz bakıcıya iş düşüyor, sabır düşüyor. O yüzden ben hasta yakınlarına mutlaka yükü paylaşın diyorum. Yani bir kişinin üstlenebileceği bir yük değil. Mutlaka paylaşılmalı. Hastayla inatlaşılmamalı, hayal de gördüyse, tamam açıklama bir kere yapacağız ama öğrenemiyorsa ve aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorsa. Peki anneciğim, tamam peki öyledir anneciğim deyip geçiştireceğiz. Onu üzmeye gerek yok. Ama bunu doktorunuzla paylaşacağız, doktorunuz ona çözüm bulur. Ama siz o dakika onunla çatışmayın. Yani bir yere varmayacak, öğrenemeyecek. Boşuna ona yetersizliğini ve hasta olduğunu yüzüne vurmaya gerek yok. Siz de yorulacaksınız. Ona enerji dayanmaz yani. Bir insanın enerjisi ona dayanmaz. O yüzden çatışmaya gerek yok. Peki anneciğim, peki babacığım diyeceğiz. Geçiştireceğiz. Sonra ona bir çözüm bulacağız. Evet. Bir sonraki aşamada artık hareket edemez hale geldiğinde de yeme azalıyor, yutamıyor. Çiğnemeyi beceremiyor. Yani bu yemek nasıl çiğneniyordu onu bilmiyor. Ağzında döndürüyor, sonra tükürüyor. Yeterince besin alamıyor. Hareket edemediği için kaslar zaten eriyor. Hareketsizliğe bağlı damar tıkanıklıkları ortaya çıkabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları ortaya çıkabiliyor. Bu aşamada da daha başka tedbirler almak gerekiyor. Bir kere beslenmeye mutlaka çözüm bulunması gerekiyor. Bu aşamada en güzel çözüm, hasta yakınlarını biraz korkutan ama aslında hasta için çok güvenli bir çözüm. Mideden hortum takılarak, basit bir işlem bu. Hortum takılarak hastanın oradan enjektör yardımıyla beslenmesi. Onun tabii korunması hastadan, o hortumun. Bununla da pek bu hortum vasıtasıyla beslenmesinin mutlaka sağlanması. Çünkü beslenme yetmiyor. Siz istediğiniz kadar püre yapın, kıvamı uygun hale getirin. Hasta yeterince hem iştahı olmuyor hem yutmayı beceremediği için akciğerine kaçırabiliyor ve yeteri miktarda gıda alamıyor. O yüzden bu aşamada hasta yutma zorluğu, beslenme zorluğu yaşadığı zaman hemen en başında mideden bir hortumla beslenmesi sağlanmalı. Mümkün olduğunca hareketinin artırılması sağlanmalı. Gerekirse yatak içi egzersizler. Bazen bu aşamada alınabilecek ilaç tedbirleri var. Onu ama nöroloğu hastaneye göre özel karar vermeli. Yatağa bağımlı olduktan sonra yatak yaralarının açılmaması için havalı yatak kullanılması, sık pozisyon verilmesi, yatak içi egzersizlerin yapılması da önemli. Evet. Aslında karşılaşılan problemlerden birisi de hocam, ebeveynini Alzheimer olmuş, yani tanısı konmuş olarak kabul edememek. Evet. Ve zıtlaşmak, inatlaşmak. Neden böyle yapıyorsun? Ben sana yapma demedim. Neden öğrenmiyor? Neden öğrenmiyor? Hasta yakınlarının bunu kabul etmemesi. Aslında oysa ki hasta olduğunu bir kabul etse problem çözülecek. Evet. Başlangıçta zor. Gerçekten çok zor. Siz bir yaşa gelene kadar arkanızda dağ gibi duran anneniz, babanız, size akıl veren adam ya da kadın. O yetisini kaybetti. Zamanla da çocuk gibi oluyor. O onu kabul etmesi gerçekten zor. Çok yani o empati yapınca hasta yakını anlaşılabilir bir durum. Ama bir süre sonra artık bu durumu kabul edeceğiz. Ne yapabiliriz de odaklanacağız. Biz ne yapabiliriz? Hastalığı durduramıyoruz. O zaman yapabileceklerimize odaklanalım. O zaman biraz daha kolay oluyor. Çatışmayı azaltıyor o. Evet. Hocam peki biraz önce normal yoğunluktan bahsettik ya. Yoğunluğa bağlı unutmadan bahsettik. Evet. Peki bunun için mesela akşamları biraz kendi özlerine doğru inzivaya çekilmeyi, meditasyonu doğru buluyor musunuz hocam? 15 dakika fiziksel boyuttan biraz böyle içe doğru dönüş.
destekliyorsunuz? Yani 24 saatin içinde 15 dakika evet bir miktar dinlendirici olabilir. Evet. Ama genel günlük alışkanlığımızı kalabalık ve gereksiz bilgilerden uzak hale getirmemiz bence daha etkili. Evet. Tabii ki günlük bir 5 dakika, 10 dakika bir tek kendinizi düşündüğünüz, o anı düşündüğünüz bir meditasyon anı iyi gelebilir. Ama gün içinde çok yoğun, çok dolu, çok kalabalık bir zihin onu yetmez yani 15 dakika. Günü sadeleştireceğiz. Çok gereksiz bilgiyle dolu kafa. Çok gereksiz uyaran var etrafta. Maalesef yani. Evet. Bu çok önüne geçebileceğimiz bir şey değil. Artık neyi sadeleştirebilirsek, neyi azaltabilirsek, azaltabildiğimiz kadar. Bir de anı yaşama, hani şimdi moda da biraz ya. Evet. O gerçekten önemli bir şey. Şimdi biz buradayız değil mi? Evet. Burayı düşüneceğiz. Hı hı. Aslanım düşüneceğim. Aslan ne soruyor bana? Benden ne almak istiyor? Evet. Ben ne verebilirim, ne anlatabilirim? Burayı. Çok doğru bir yandan arka hocam. Planda başka şeyleri düşünürsem evet. Ne burası tam olur, ne orası tam olur. Evet. Bu anda durup, bu anı yaşayıp, bu anın kalitesini arttırmak güzel. Çok doğru söylediniz hocam. Hocam bir de halkın son dakika eklediği bir soru var. İnme hakkında sizden bilgi almak istiyorlar hocam. İnme aslında çok geniş. Geniş, böyle kısa. İnme nedir? Hangi sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor? Nasıl bir tedavi süreci var? İnme çok ölümle beraber sakatlığa da neden olması nedeniyle bizim için önemli. Evet. Erken tanı hayat kurtarıyor inmede. Hı. İnmenin bence bu yönünden çok bahsedelim. İlk 4,5 saatte hastaneye gelmişseniz, tetkikleriniz tamamlanmışsa ve uygun hastaysanız, yapılabilecek bazı pıhtı eritici diyelim, damarı açıcı tedavi yöntemleri var. Ve bu sizi sakatlığınızı azaltıp ya da yok edip evinize yürüyerek gitmenizi sağlayabilecek bir tedavi. Ama geç kalırsanız bu tedavisinin uygulanma şansı yok. Bu konuda Türkiye genelinde hem Sağlık Bakanlığı hem 112 çok güzel organizedir. Hı hı. 112 bilir. Bazı özel inme merkezleri vardır. Bu işin organize olmuş. Evet. Hastayı hemen oraya götürür. Hı hı. O yüzden inme geçirdiğinizde hemen 112 aramanızı öneririm. 112 sizinle ne yapacağını daha iyi biliyor. Ama hemen yani bekleyeyim geçer diyen çok hasta oluyor. 10 saat sonra gelen, bir gün sonra gelen. Bir tarafınız tutmuyor, bir tarafınız uyuştu. Yüzünüz hı hı. kaydı, ağzınız kaydı. Çift görüyorsunuz, konuşmanız bozuldu, yürüyemiyorsunuz, dengeniz bozuldu ve bunlar böyle bir anda şak diye olduysa bunun inme olma ihtimali çok yüksek. Hemen en yakın acile. O yüzden 112 ile irtibatta olmak lazım. Böyle bir durumda hemen 112'yi aramak lazım. 112 sizi nereye götüreceğini iyi bilir. İnme olmasın diye yapılacaklar aslında. Kalp krizi geçirmeyelim diye yaptıklarımız da hemen hemen aynı. Benziyor değil mi hocam? Kilo almayalım. Fiziksel egzersizi ihmal etmeyelim. Tansiyonumuz, şekerimiz varsa, kalp hastalığımız varsa ilaçlarımızı ihmal etmeyelim. Size verilmiş bir özellikle kan sulandırıcı varsa lütfen onu bırakmayın. Bırakıp arkasına inme geçen hasta çok olur. Evet. Doktorunuzun size önerdiği tedavi, aklınıza yatmıyorsa önerilen tedavi, başka bir doktordan daha görüş alın. Hı hı. Ama kafanıza göre ilaçları bırakmayın. Çünkü kontrolsüz şeker, kontrolsüz tansiyon, kolesterol, kalp hastalıkları gayet de kolay inmeye neden oluyor. Ve öyle sadece yaşlılarda olan bir şey de değil. 40'larında, 30'larında inme geçiren insan çok. Evet. İhmal etmeye gelmiyor. Sigara çok fena bir tetikleyici. Evet. Sigara damar tıkar. İçmeyin yani hani bu kadar. İçilmemesi gereken bir şey. Evet. Düzenli uyku. Eğer gece uyku apneniz varsa bunun tedavisi, gece horlamasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Hı. Belki bir gün onu da konuşuruz. Kronik hastalıklarınızın düzenli tedavisi. Bunlara dikkat edersek inme riskini azaltırız. Ama tabii sıfır yapamıyoruz. Evet. İlla bir risk var. Olduğu anda da hemen 112'yi arayıp en evet. yakın acile gitmek. Hocam kliniklerimizde son 2 yıldır çok fazla genç hastada hemipleji vakasıyla karşılaşıyoruz. Evet. Ya bunun aşılarla bir alakası var mı? Yoksa son zamanlarda beslenme bozukluğu yaşıyorlar ya da hareketsiz bir hayatın içerisindeler. Bununla mı alakalı? Son yıllarda baktığımızda, çünkü ben 20 yıldır sağlık sektöründeyim. Son 2 yıldır ben çok genç hastalarla karşılaşıyorum. Hani bunun bir özel sebebi var mıdır bildiğiniz? Çok büyük ihtimalle, yayınlar da bunu böyle söylüyor. Hı hı. Covid pandemisi. Değil mi hocam? Evet. Yani pandemi
COVID kendisi. Hı hı. Aşılar için böyle bir ispatlanmış risk yok. Hı hı. Olan aşı vardı, Türkiye'ye hiç gelmedi o aşı. Hı hı. Neyse ki. Aşılar için damar tıkanma riskini artırdığına dair bir kanıt yok. Ama hastalığın artırdığına dair kanıt çok. Evet. Siz ayaktaydınız, hiç fark etmediniz, geçirdiniz. 3 yıl sonra size inme olarak dönebiliyor. Evet. Kesinlikle damar tıkanıklıklarını artırdı pandemi. Hı hı. Hareketsizlik elbette bir neden. Kötü beslenme. Kötü beslenme alışkanlıkları. Beslenme. Evet, bunlar da risk. Bunlar, hı hı, ama bir süredir hayatımızın bir parçasıydı. Son birkaç yıldaki artışı pek çok yayın, dünyanın birçok yerinden yapılmış yayınların hepsi aynı şeyi söylüyor. Hı hı. Pandemiden sonra inme sıklığı arttı. Daha genç yaşlarda da inme görüyoruz. Evet hocam. Başka hastalıkları da daha sık görüyoruz. Evet. Muhtemelen göreceğiz de. Yani önümüzdeki yıllarda mesela bir Parkinson hastalığı, hı hı, bir Alzheimer hastalığı, diğer demans tipleri, multiple skleroz hastalığı, hı hı, çok büyük ihtimalle daha fazla göreceğiz. Evet. Maalesef. Evet. Bana da şey sormuşlar hocam. Nörolojinin pelvik taban rehabilitasyonla ilişkisi nedir diye. Hani neden nörolojiye gelen hastalar size tedaviye geliyor diye bir soru sormuşlar. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Mesela nörojen mesane, nörojen bağırsak gibi hastalıklar oluyor ya. Burada hastanın tuvaleti geliyor, yani idrarı geliyor, dışkısı geliyor ama bunu çıkar, yani bu çıkışı sağlarken hissetmiyor. İşte biz pelvik fizyoterapistler burada tedavi ediyoruz. Kişinin tanısına göre doktordan muayenesini oluyor, konsülte bir şekilde geliyor. Sonraki tedavi programını biz ona göre ayarlıyoruz. Tanısına göre ve kişiye özel ayarlıyoruz. Ya da CP'li bir çocuk var diyelim. Onun böbrek reflüsüyle ilgili problemler olduğu zaman yine nöroloji kontrolünde, çocuk üroloji kontrolünde, nefroloji kontrolünde tedavisi olduktan sonra bize yönlendiriyorlar. Mesela çocuğun gece idrar kaçırması varsa, altına kaçırması varsa ya da tuvalet yapmayla ilgili bir problemi varsa işte orada doktorlardan tedavi olduktan sonra bize konsülte gönderiliyor ve sonrasında biz devreye giriyoruz ve her programda bunu söylüyorum, zaten canlı yayınlarımda da söylüyorum. Detayını merak edenler varsa canlı yayınlardan takip edip izleyebilirsiniz tabii ki. Nörolojik hastalıklarda hem yapamama, evet, hem kaçırma, evet, hem küçük abdesti hem büyük abdesti çok sık görülen bir durum maalesef. Evet hocam. İlaçlarla bir miktar düzeltilebiliyor, hı-hı, ama düzeltilemeyen hasta grubu var o zaman tabii ki. Evet, o zaman multidisipliner bir şekilde hocalarımızla birlikte ekip çalışması içerisinde şifaya doğru gönderiyoruz hastaları. Peki hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşırken son bir hastalarımıza, izleyenlere tavsiyeniz var mı? Öneriniz var mı? Nörolojik hastalıklarda benim, yani nörolojik hastalıklardan korkanlar için tavsiyem, hayat tarzınızı bir gözden geçirin. Çünkü beyin hastalıklarının büyük çoğunluğunda riski yaratan şeyin hayat tarzındaki olumsuz alışkanlıklar olduğunu biliyoruz, evet, artık. Sigara, düzenli uyku, sigarayı bırakmak tabii, hı hı, ki. Düzenli uyku, sağlıklı dengeli beslenme, fiziksel egzersiz, bol zihin egzersizi, hı hı, sadece demanstan korumuyor. Pek çok beyin hastalığı hayat tarzındaki değişikliklerle risk azaltılabiliyor. Hı hı. Benim önerim bu olur. Evet. Şöyle söyleyeyim hocam. Sizin klinikte karşılaştığınız böyle değişik vakalar var mı? İzleyenler bunları da merak ediyor. Mesela çok ilginç vakalar ya da çok böyle enteresan gelen vakalar var mı? Bizimle hocamız paylaşabilir mi diye mesaj atmışlar. Onu da son dakika bir programımıza koyalım hocam. Konumuzla ilişkili olsun o zaman. Evet. Tabii ki çok oluyor. Nörolojide ilginç, enteresan, Allah Allah dedirten vaka, evet, çok olur. Ama bunamayla getirilen gencecik bir hasta, çok genç yani 40 yaşında falan ancak, işte artık hiçbir işini yapamıyor. Yani üstünü başını bile kendi başına giyinemez oldu. Normal, hı hı, aklı başında bir insandı bu. Buna son bir yıldır bir şey oldu denilerek getirilen bir hasta. Birkaç doktor da gezmiş. Tetkikler ama yarıda bırakmış biraz, hı hı, böyle işte. Hemen pes etmişler yani. İşte bir sonuç olmuyor, sonuç olmuyor diye. Hastayı yapılan tetkik bir sürü var. O zaman yapılacak tetkik çok az kalmış oluyor. Ama gene hala bu kadar genç yaşta başlayınca da huzursuz eden, işte muayenesinde anlattıkları öyküde huzursuz eden birkaç şey vardı. Beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir örnek aldık. Beyninden gezip omuriliği geçip işte gezip tekrar böyle etrafı dolaşan bir sıvı var. Belinden sıvı almak suretiyle laboratuvara gönderdiğimiz testlerde aslında tedavisi çok kolay olan,
ve tedavi edildikten sonra da hiçbir şey kalmayan sifilis dediğimiz, Frengi halk arasındaki ismi, sifilis dediğimiz bir hastalık olduğu ortaya çıktı. Ve bir yıldır işte demans oldu, bunadı denilerek gezdirilen, ilaç başlanan bir hastaydı. Sifilis tedavisi sonrası hasta büyük ölçüde, bir miktar maalesef iz bıraktı ama büyük ölçüde normal hayatına döndü. O yüzden başlayan bir şey olduğunda, bir tuhaflık olduğunda nöroloğa hemen gidilecek yani. Beyin hiç hafife alınacak bir organ değil. Evet. Hastalandığı zaman hayat zehir oluyor. Kesinlikle hocam. Bir de çok duygusal insanların nörolojik problemleri daha meyilli olduğu söyleniliyor hocam. Doğru mu? Böyle bir yayın okumadım ama belki daha sık doktora gidiyor olabilirler. Evet. Hassas insanlar bir hissettiğimi beş hissediyor olabilir. Evet. O yüzden onlar daha sık gidiyor olabilirler belki. Evet. Aşırı duygusallık çok güzel bir şey değil, değil ya. Evet. Değil yani. Dozunda olması gerekiyor. Dozunda olsun. Her şey dozunda olsun. Yani ne çok gamsız olunacak, ne çok duygusal olunacak. Her şeyi kafaya takmak, her şey için üzülmek. Mizaç tabii insanın her zaman elinde değil ama. Evet. Eğer böyle kontrol edemiyorsanız yardım alın mutlaka, psikiyatriden yardım alın. Ben de şimdi onu söyleyecektim alın. Hocam. Ama aynen. Böyle her şeye üzülmek, her şeyi takmak, hiçbir şey yapamayacağınızı bildiğiniz halde oturup böyle karalar bağlamak bir mevzuyla ilgili çok iyi değil. Pek çok hastalığı tetikleyebiliyor. Yani kesinlikle. Yok yere, durduk yere hastalıklar gelebiliyor. Evet. Şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi kimisi de karakter yapısı olarak hani çok duygusal oluyor ama onlardan da destek alması destek yeterli almak yani. Lazım, çünkü evet. Nereye kadar bu kadar duygusallıkla düşünerek, evet. Üzülerek hayatı geçireceksin. Zaten hayatın yükü zor. Değil mi hocam? Kesinlikle katılıyorum. Evet. Programımızın sonuna doğru gelirken hocam son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz keyifli hocam. Keyifli bir sohbet oldu. Evet. Davetimizi kabul ettiniz. Bizi bilgilendirdiniz, aydınlattınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok akıcı bir program oldu. Çok mutlu olduk hocam. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Evet. Biz bugün nöroloji uzmanı Neslihan Gayır hocamızı konuk ettik ve sizlerden gelen soruları yanıtladı. Kendisine sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum geldiği için. Ben teşekkür ederim. Bizler her pazartesi saat 15'i gösterdiğinde farklı branşlardaki doktorlarımız ve farklı güncel sağlık bilgilerini size aktarıyor olacağım ve evlerinize misafir olmaya devam edeceğim. Sizin de bu konular hakkında, işlediğimiz konular hakkında yani merak ettikleriniz varsa sosyal medya hesaplarından, Nil.rt ve ekranlarından ve sosyal hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Biz bugün A'dan Z'ye Parkinson, demans, bunama hakkında tedavi şekilleri ve hasta yakınlarının neler yapması gerektiğini konuştuk. Hocamızı görmek isterseniz zaten çalıştığı hastaneyi biraz önce söyledi. Orada kendisini görüp muayene olabilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayat size mucizeleriyle, İhtişamıyla, neşesiyle, kolaylıkla gelsin. Ama unutmayın ki mucize ötesi sizsiniz. Anahtar da sizsiniz, kilit de sizsiniz. Mucize ötesini görmek istiyorsanız bu ikilemi unutmamanız gerekiyor. Çünkü siz değerlisiniz, siz mucize ötesisiniz, bizler mucize ötesiyiz hocam. Ne güzel bir bakış açısı. Evet, her şey gönlünüzce olsun, ihtişamlı, huzurlu olsun. Hoşça kalın efendim.